İş insanı Uğrak Kuş'a kripto para dolandırıcılığından dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ortak firmaları bulunan müştekiler Ömer A. ve Anver M.'nin dış ticaret işiyle uğraştığı belirtildi. Müştekilerin firmalarına ait 500 bin dolarla kripto para almak istedikleri, komisyon karşılığında aracılık yapan sanık Abdullah Alkreiş ile irtibat kurdukları anlatılan iddianamede. Bu sanığın da müştekileri sanık Uğrak Akkuş'la tanıştırdığı, 30 Mayıs'ta da Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisinde müştekilerle bir araya geldiği aktarıldı. İddianamede sanık Akkuş ve müştekilerin 500 bin dolar karşılığında kripto para alımı konusunda anlaştığı, Akkuş'un ilk etapta güven sağlamak amacıyla 2500 dolar tutarındaki kripto parayı müşteki Anvar M.'nin hesabına aktardığı kaydedildi. Sanık Akkuş'un kripto para akışının devamının sağlanması amacıyla paranın tamamının hesabına yatırılması gerektiğini söylediği ve müştekileri ikna ettiği belirtilen iddianamede müştekilerin 497.500 doları Akkuş'a elden teslim ettiği dile getirildi. İddianamede Akkuş'un müştekilere parayı bankaya yatırdıktan sonra geleceğim diyerek iş yerinden ayrıldığı, müştekilerin burada saatlerce beklediği ancak kimsenin gelmemesi ve hesaplarına kripto paranın yatırılmaması üzerine şüphelendikleri vurgulanarak dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlatıldı. Sanık Akkuş'un yardımcıları olan sanıklar Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal'la müştekilerden aldığı parayı vererek bankaya teslim etmelerini söylediği aktarılan iddianamede, sanıkların herhangi bir kripto para transferi sağlamayarak haksız menfaat elde ettikleri belirtildi. İddianamede sanıklar Uğrak Kuş, Abdullah Alkreiş, Ercan Eşkin ve Feyza Betül Köksal'ın tacir ve şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanık Abdullah Alkreiş'in avukatı, müvekkilinin ikamet izinleri iptal edilen ailesinin geri gönderme merkezinde olduğu ve sınır dışı edilebilecekleri bu gerekçelerle yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle dilekçe sundu. Bu talebi değerlendirmek için duruşma yapan mahkeme, sanık Abdullah Alkreiş hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı. Uğrak Kuş, Haziran'da bu dosya kapsamında hakkında yapılan şikayet üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, müşteki Ömer Ağa'nın zararının giderildiğini bildirerek şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakılmıştı.